Merhaba Nesin üyeleri, Perşembe Bülteni ile karşınızdayım. Bugün 4 maçı yorumlayacağım. İlki 5-10'luk skoplu Levante-Lugo maçı. İspanya Kral Kupası'nda ikinci maç, bu rövanş karşılaşması. İlk maç 1-1'lik eşlikle sonlanmıştı. Lugo ikincilik ekibi, ikincilikte de iyi sonuçlar alamayan bir takım. Son dönemde yani son 4 maçının 3'ünde mağlubiyet yaşamış bir ekip. Diğer yanda Levante son lig maçının Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık skorla kazandı. Zaten son dönemde yani iç saha performansı, bir Sociedad mağlubiyeti vardı arada. Onun dışında iç saha performansı güvenilir bir takım. Ben Kral Kupası rövanşında da Levante'nin en az 2 farkla ulaşarak turu geçeceğini düşünüyorum. İkinci maçın 524 kodlu Real Madrid-Meia mücadelesi. Yani Meia zaten zayıf bir takım. Yani İspanya'da 3. seviyesinde bir ekip. Real Madrid ilk maçı deplasmanda 4-0 kazanmıştı. Ben rövanşta da yani Real Madrid rotasyona da gitse, bazı gençlerini de oynatsa en az 3 farkı ulaşacağını düşünüyorum. İddiada bu maça 2 handikap açıldı. Real'in iddiada kazanması için en az 3 fark atması gerekiyor. Ben 3 farkı ulaşacaklarını düşünüyorum. Üçüncü maçın 526 kodlu Genoa Virtus Entella mücadelesi, İtalya Kupası'nda 4. tur karşılaşması. Ya burada Genoa çok güvenilir bir takım değil. Son dönemde iyi sonuçlar almıyorlar ama karşılarında hakikaten çok zayıf bir takım var. Ve Genoa'nın ben evinde bu karşılaşmada hata yapmayacağını düşünüyorum. 1.35'ten Genoa galibiyetini öneriyorum. Son maçın 5.30 kodlu Feyenoord-Venlo mücadelesi, Hollanda Ligi mücadelesi. Feyenoord son maçında PSV'yi yenerek rakibinin ligdeki o galibiyet serisini sonlandırmış oldu. Çok moralliler, zaten son dönemde üst üste galibiyetler alıyorlardı. PSV galibiyetiyle o formu zirveye çıkardılar. Venlo ligin kolay gol yiyen ekiplerinden birisi. Ben Feyenoord'un en az 2 farkı ulaşacağını düşünerek handikaplı galibiyetini öneriyorum. Bu 4 maçın toplam oranı 4.76. Herkese yapacakları puanlara bol şans diliyorum.